...çalışıyorlar. Çok zor, çok durumu esnafın. Yalnız bir kilo tatlıya da 300-350 lira verebilecek olan kaç kişi var? Hani ne demek 300-350 lira? Hayırlı olsun araba mı aldın diyorlarmış. Bir kilo, iki kilo alan olunca nadir de olsa. Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar? Muhalefetin zoruyla iktidarın vermeye başladığı bayram ikramiyeleri 2018 yılında uygulamaya başlandığı yıl 215 dolar 3 tane çeyrek altın alabiliyordu. Üstüne bir de 85 lira para kalıyordu emeklinin cebine. Bugün 2022'de bu ikramiye ile sadece 64 65 dolar alınabiliyor. Çeyrek altın altınsa ikramiyeden 513 lira daha fazla. Yani bundan 4 yıl önce 3 çeyrek altın alınabiliyordu. Cebe para kalıyordu, dolar alınabiliyordu emeklinin bayram ikramiyesiyle. Bugün maalesef bir çeyrek altın alınamıyor e, müjde diye verdiler haberi 2 ile 7 Temmuz arasında emeklinin bayram ikramiyesi ödenecek. Ancak yılda iki kez verilen bu ikramiyede bu yılda maalesef zam yok. Emeklinin bayram ikramiyesi Ramazan'da olduğu gibi kurban bayramında da artmadı. Bu bayramda emeklinin hesabına 1100 lira yatacak. İkramiye SSK emeklilerine 5-6, Bağkur emeklilerine ise 7 Temmuz'da ödenecek. İkramiye uygulaması başladığı 2018 yılında miktar 1000 lira olarak belirlenmişti. 2018 Haziran'ında ilk ikramiyesini alan emekliler o gün 215 dolar alabiliyordu. Dolar o gün 4 lira 65 kuruştu. İkramiyelere 4 yılda sadece 100 lira zam geldi. 2021 yılında bayram ikramiyesinde sadece 100 lira artış oldu. 1100 lirayla bugün 65 dolar alınabiliyor. Hesap altın üzerinden yapılınca emekli ikramiyesiyle 3 çeyrek altın alınabiliyor. 85 lirası da artıyordu. Bugün 1100 lira ikramiye ile emekli bir çeyrek altın bile alamıyor. Çünkü çeyrek altın 1613 lira. Yani bir altın alabilmek için bile 513 lira eksik kalıyor. Emekli torununa harçlık verdiği yılda iki kez bütçesine nefes olan ikramiyeye 2022 yılında bir artış bekledi. Umudu Ramazan bayramındaydı ancak Çalışma Bakanlığı hayalleri suya düşürecek açıklamayı yaptı. İkramiye sabit kaldı. Kurban bayramında da bir iyileştirmeye gidilmedi. Emeklerle ilgili bir haberim daha var ama anaokulu işletmecisi Özlem Sezgin Hanım diyor ki abi de bizim cephemizden bakın çok zam yaptı anaokulları dediniz ama asgari ücretli çalışanlarımıza zam gelirse bir okulun maliyeti 30 bin lira artıyor. Ev sahibimiz %100 zam yaptı ona da bir engel yoktu. Çocuklara birer öğün bir yemek de veriyoruz. Mutfak masrafı da %200 arttı ona da engel yok. Ama biz Asgarisinden bile bir zam yapmadık diyor Bir de bu cepheden bakın diyor Haksızsınız denilemez ki Girdi maliyeti böyle artmaya devam ettiği sürece Kimseye haksızsın diyecek halimiz yok e Herkes haklı da Milyonlarca insanda açlık sınırının civarında Hayatta kalmaya çalışıyor Şimdi en düşük emekli maaşını 3500 liraya çıkartan Maddeyi de içeren torba yasa teklifi komisyonda kabul edildi dedim ama en düşük emekli maaşı 3500 lira demek. Ne demek? Asgari ücretin bugünkü halinin bile altında. Açlık sınırında çok altında demek. Bunu da yarın iktidar gazeteleri müjde diye sunacaklardır. Asgari ücret 4253 lira zam yapılması bekleniyor. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak da görülüyor ki 3500 lira olan en düşük emekli hali mevcut asgari ücretin bile 753 lira altında kaldı. Hal böyleyken muhalefet önergedeki en düşük emekli maaşının 2500 olmasını öngören %20 zammada tepki gösterdi. Verilen önerge kabul edildi. %20 yerine 1000 liralık zam yapılması kabul edildi ve komisyondan geçti. Komisyondan geçti de şimdi bu torbada 3600 ek gösterge de var. Tüm bunlar ve öğrenci affı da var. Tüm bunlar bir de Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'da kabul edilince yasalaşacak. Bir iyi haber duyalım ağzınızdan diyenler. Vallahi arıyorum iyi haber. Belki ikinci bölümde şöyle kafamızı dağıtacak bir iki haber veririm de. Bu sabah uyandım son dakika haberiyle gözümü açtım. Size de aynısı oldu mu? Sağlık Bakanı açıkladı. En sonunda günler sonra maymun çiçeği de görüldü Türkiye'de maalesef. Maymun çiçeği e, virüsü görüldü Türkiye'de. Sağlık Bakanı Koca ilk vakanın görüldüğünü duyurdu ama telaşa kapılmayın dedi. Hasta tecrit edildi. Etrafındaki temaslar arasında hastalık rastlanılan yok. Bir de bu maymun çiçeği domuz gribi gibi değil. Temasla, fiziksel temasla bulaşıyor dedi. İşte o açıklama. Hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Çünkü giderek artıyor e, dünyada. Dünyada 50'ye yakın ülkede görüldü ve yaklaşık 4000 civarında olgu bulundu. 30 ülkede görüldü. Vaka sayısı 1000'i aştı. Türkiye'de o ülkelerden bir artık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Maymun çiçeğinin Türkiye'de ilk vakası görüldü. Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında. Bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrid edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı. Başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasta bulaşıyor. Bu konuyu tabii ki çok daha ciddi ele almalı bence Sağlık Bakanlığı. Bu nedenle yeniden bununla ilgili kendi biriminde bir bilim kurulu oluşturabilir. Maymun çiçeği nadir bir hastalık. Uzmanlara göre olağan dışı yakın temasla bulaşıyor. İlk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de Nijerya'dan seyahat eden bir kişi de görüldü. Birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da yayıldı. Peki, belirtileri ne? Hastalık şiddetli baş ağrısı, ateş, kas ve eklem ağrıları ve halsizlik yakınmalarıyla başlayıp daha sonra yüzden başlayarak vücuda doğru yayılan içi su dolu keseciklerle karakterize bir döküntü şeklinde seyrediyor ve yaklaşık 14 gün veya 3 hafta sürebiliyor. Vakaların çoğu hastalığı hafif geçiriyor. Virüs bazen su çiçeğini andırıyor ve birkaç hafta içinde kendi kendine yok oluyor ama iz bırakabiliyor. Fakat ölüme neden olduğu durumlarda var. Çiçek virüsü ailesinden olması bizi korkutuyor. Çünkü çiçeği hatırlayın yüzlerce yıl insanlık tarihinin başına Bela olan, çok sayıda sakatlıkla sonuçlanan, çok sayıda ölümle sonuçlanan 306 vaka kaydedilen ABD maymun çiçeğini durdurmak için harekete geçti. Çiçek hastalığı aşısının maymun çiçeği hastalığını önlemede %85 etkili olduğu kanıtlanmıştı. Bizde özellikle 80 öncesi doğanlarda çiçek aşısı izleri hala duruyor. Yıllar içerisinde yukarı doğru çıktı o iz ama yerinde duruyor. Aşı önemli çiçek aşısının üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun hala belli oranda koruyuculuğu olduğu ifade ediliyor. Aklımız çocuklarda bizden sonraki nesillerde. Ha ben dedim ki bu sabah gözümü açtım maymun çiçeği haberini gördüm. Tabii algıda seçicilik bazı izleyicilerimiz de gözlerini açtı. LGS sonuçları açıklanmış haberini gördü. Hayırlı olsun diyelim anlatayım efendim. Milli Eğitim Bakanlığı 5 Haziran'da yapılan liselere geçiş sınavının sonuçlarını açıkladı. Sınava 1 milyon 31 bin öğrenci girmişti. Katılım oranı %83'tü. Sonuçlarla birlikte merkezi sınav değerlendirme raporu da yayımlandı. Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlamış... 500 tam puan almış puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış göstermiş Öğrencilerin %9,93'ü 400-500 puan aralığında yer almış istedikleri okulları tercih edebilecekler sanırım istedikleri okullara gidebilecekler umarım geri kalanlar mı? Eğitim sistemimizin durumu ortada. Neresinden tutsak elimizde kalıyor zaten ama enseyi karartmıyoruz. Umutsuzluğa yer yok hayatta. Yalnız bizi umutsuzluğa sevk edebilecek haberler de peş peşe geliyor, gelmiyor değil. İstanbul Balat'ta yeni nişanlı bir çift sahilde oturuyorlardı. Piknik yapıyorlardı. Şu arkamda gördüğünüz kişiler 15 kişi vardı bunlardan. 15 kişilik bir grup. Burada kızlı erkekle oturamazsınız diyerek çifte saldırdı. Çift darp raporu aldı, şikayetçi oldu. Bu grup serbest. Kızlı erkekle oturamazsınız, nikahınız var mı dediler. Parkta oturan çifte saldırdılar. Adres İstanbul Balat. Saldırının bahanesi kızlı erkekle oturmak. GB nişanlısı AB ile piknik yapıyordu. Sarık ve cübbeli 15 kişilik grup GB'ye sen çarşaflısın, cemaatimizi kötülüyorsun, burada böyle bulunman doğru değil dedi. Çifte saldırdı. Halk TV.com.tr muhabiri Hazar Dost'un haberine göre çevredekiler olaya müdahale etti. Niye karışıyorsunuz dedi, tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis grubu gözaltına aldı. Darp edilen AB'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Hastaneden aldığı darp raporuyla şikayetçi oldu. Saldırganlar gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hayırdır siz? Hayırdır? Yani kimi nereden kovuyorsunuz? Size ne? Size ne? Serbest bırakılmışlar. Darp etmek nedir? İstanbul'da en güzel yer.